Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün uzun zamandır beklediğimiz kuşlarımız artık kuluçkaya yattılar biliyorsunuz. Hemen takımımızı göstereyim. Şuradan parçalı sarı yeşil erkeğimiz ve DF rutino dişimiz var arkadaşlar. Double Factor. O da yuvada şu an. Bunları biz Eylül ayından beri bekliyoruz arkadaşlar. Dişimiz çok kızgındı. Sürekli kuyruk kaldırıyordu ama erkek çiftleşmiyordu. Dişi bu yüzden hani iki kuluçka kızgınlık yumurtası attı sadece. Birer yumurta attı. Onun haricinde başka yumurtlamadı. Bu kuluçka da Instagram'dan takip edenler bilirler. Artık çiftleşme tam anlamıyla gerçekleşti. Eşleşme olumlu bir şekilde gerçekleşti ve bunlar çiftleştiler. İlk yumurtamızı bıraktılar arkadaşlar. Hemen dişimizi rahatsız edelim ve yuvaya bakalım. Dediğim gibi Eylül ayından beri bekliyorduk. Anca nasip oldu. Tabi bu süreçte salmaya falan atıldı kuşlarımız. Şu an altında bir yumurta var. Yumurtasına da yatıyor Allah'a şükür. Yatmama sıkıntısı da olabilir ama yumurtaya yatmaya başladı. Kızgınlık yumurtasına yatmıyordu bu arada. Sadece yumurtlayıp dışarı çıkıyordu. Hatta yaptığı kızgınlık yumurtalarının bazılarını da kafes tabanına yapmıştı. Belki hatırlayanlar olur. Bunlar da oturdu. Şu an yumurtlayan kaç takımımız oldu? 1, 2, alttaki erkeğimizin mor dişiyle beraber 3, 4, bunlar çiftleştiler yumurtlayacaklar. 5, 6, 7, 8 ve 9. Bunlar da yumurtlayacak arkadaşlar. Onun haricinde bir de burada sultanlarımız var, onu saymadım. 10, 2 takım da buradan 12, bir takım da salmada var Japoneslerden. 13 takım falan var arkadaşlar şu an. Tam anlamıyla oturmuş bir takım yavru yumurta veren. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Zaten sistemimizde de şu an 14 kafes var. 14'te 13 dolu diyebiliriz. Boş olan kafeslerimizde yavrularımız falan var. Birkaç gün sonra yuva açılışı yapacağım arkadaşlar. Diğer takımların da yumurtlamalarını bekliyorum. Şu an yumurtlamasını beklediğim takımımız burada. Bakın yuvaya girmiş zaten dişimiz. Sürekli düzenli olarak çiftleşiyorlar. Günlük bir 5 ila 10 arasında çiftleşme gerçekleşiyor benim gördüğüm. Bunlardan yumurta gelecek bu haftanın içerisinde. Dışkımıza bakalım. Dışkımız bayağı bir değişmiş. Büyüme var. Bunlar da yumurtlayacaklar arkadaşlar. Yumurtlamayan şu an bir bunlar kaldı. Çiftleşip de yumurtlamayan tabii ki. Bir de buradaki Japones takımı kaldı arkadaşlar. Bunlar da yumurtlayacaklar. Dişim erkeğimiz şu an yuvada genellikle o yuva ağzını falan kemiriyor. Yani sürekli orada hatta neredeyse. Şöyle gösterelim. Dişimiz de burada. Gel. Bu da eli alıştı böyle. Evet. Bu takımımız büyük ihtimalle çiftleşecek arkadaşlar. Şöyle izleyelim. Yuvadan çıktılar çünkü. Bakalım, inşallah bu sefer yumurtayı dolduracaklardır. Biliyorsunuz dişimiz önce kuluçkada boş yumurta yaptı ve yumurtasını kırıp yemişti. Bu kuluçkada takviyelerle beraber kuluçkayı geçirmesini sağlayacağız. Belki doldurma ihtimalini artırmışızdır. Onu bu kuluçkada görüp öğreneceğiz arkadaşlar. Burada yavru olan yuvamız var. Hemen yavrularımıza bakalım. Bunlar tekrardan çiftleşmeye başladıkları için yavruları çok beslemiyorlar. Kursakları geçen kuluçkadaki gibi çok doldurmuyorlar. Yuvamızda daldırımız var. Yavruyu beslemişler bu arada. Arkadan kursak gözüküyor, gayet güzel. Bunları beslemezlerse eğer, ben kendim besleyeceğim. Sultanlara şu an mama yaptım. Sultan yavrularımızı göstereceğim. Sultan yavrularımızı elle besliyoruz arkadaşlar. Elle alışık evcil olsunlar diye. Mamamız burada. 4 tane yavruya yetiyor bu mama. Şöyle göstereyim. Full, hani kursakları full şişirmiyorum. Çünkü sindirim sistemini bozma ihtimalimiz çok artıyor arkadaşlar. Sağlıklarına dokunmadan, hani sağlıklarını çok etkilemeden bu ayarda mama yapıyoruz ve düzenli olarak da besliyoruz. Çünkü dediğim gibi evcil bir şekilde satıyoruz biz sultanlarımızı. Yabaniye satmıyoruz. Şöyle göstereyim tekrardan yuvayı. Yumurtamız burada. Maşallahlarınızı alırız arkadaşlar. Allah isteyen herkese nasip etsin. Onun haricinde salmayı da göstereceğim. Sonra şu yavrularımızı göstereceğim. Bayağı bir güzelleşmişler onlar da. Salmada durumlar gene aynı arkadaşlar. Burada kızgın sultanımız var. Gelene geçene kuyruk kaldırıyor. Orada çikomuzun alnı birazcık boyanmış sanki. Nereye şey yaptı acaba? Dallara falan büyük ihtimalle sürtündü. O yüzden alnı birazcık kahverengi olmuş. Şöyle göstereyim. Aynı zamanda buradaki mavi tepeli Japonesimizin de aynısı olmuş arkadaşlar. Bunlar nerede yaptılar acaba? Onu bulmak lazım. Ya suya büyük ihtimalle batırdılar kafalarını, ya öyle yaptılar. Ya da başka bir yerden. Japonesimizin kuyruk tüyleri kırılmaya başladı arkadaşlar. Bir tanesini ben çekip aldım. Bir tane daha çıkmış. Erkeğimiz tüye girdi çünkü. Ama ağır tüyde. Normal tüyde değil. Sakallarından falan da patlamış ve kanat ve kuyruk tüylerini döküyor. Fark ettiyseniz şu an sol kanat tüyü yok. Onu full dökmüş. Tüyden çıktıktan sonra da büyük ihtimalle kafeslerimiz zaten bize ulaşır. Onu da şu görmüş olduğunuz mavi dişiyle eşe atacağız arkadaşlar. Burada mavi jumbo erkeğimiz var. Kendimize ayırdığımız yavrumuz. Bu da gayet güzel geliyor. Bakalım, inşallah bundan da yavru yumurta alacağız seneye. Önümüzdeki Eylül ayından itibaren arkadaşlar bu da eşe atılacak ve bundan da düzenli olarak yavru alınacak. Bakalım, buna uygun bir dişi ayarlamak lazım. Bunun cinsiyeti erkek ve burada diğer erkek yavrularım da var.
Ama onları göstermeden şuradaki yavrularımızı gösterelim. Şöyle bismillah diyelim, yuvamızı açalım. Buradan da gene rengarenk yavrular geliyor. Şu en sağdaki sırtı dönük olan tek renk beyaz geliyor DF'ye. Diğerlerinde sarı yeşil spangle gelen var. Mavi spangle geliyor büyük ihtimalle, bunun gibi bir tanesi. Bakalım. Sağlıkları gayet yerinde ama hani biliyorsunuz bu yavrularda boylandırma yaptım. Hani bu yuvayla, bu deminki açtığım yuvayla buradaki 5 numaralı yuvada yavruları boylandırma yaptık. Boylandırma nedir? Yavruların boyutlarını eşitliyoruz arkadaşlar. Küçük yavruları bir yuvaya alıyorum. Büyük yavruları bir yuvaya alıyorum ki hani büyük yavrular hani büyüdükten sonra küçük yavrular çıkıyor yumurtadan. Küçük yavruların ezilme ihtimali birazcık artıyor. Onu ortadan kaldırmak için de boylandırma yapıyorum. Küçükleri bir yere, büyükleri bir yere topluyorum. Burada dişimiz de yuvadan çıkmış. Ona bakalım. Bu da yumurtladıktan sonra büyük ihtimalle yuva açılışı yapacağım arkadaşlar sizlere. Sultan yavrularımızı gösterelim. Sultanları göstermedik herhalde. Ağzına almış bir şeylerle oynuyor ama. Sultanlarımız da burada. Şöyle geriden çekeyim. Yoksa çok karanlık oluyor. Üstteki yuvamızda bu hafta içi yavruların çıkması lazım. 4 yumurtamız orada var arkadaşlar. Sultanlar gayet güzel gidiyor. Bu dişimizde gene yumurta var tabii ki. Kızgınlık yumurta satmamış demek ki bu sefer. Çiftleşmeye başladılar çünkü. Bunun yuvasına bir bakalım. Bunları akıllı yemek niye takmıyorum onu soranlar olmuş. Bunun erkeği arkadaşlar. Dişisi erkeği akıllı yemekte çok fazla eşeleniyor ve yem israfı yapıyor arkadaşlar. O yüzden bunlara akıllı yemlik asmıyorum. Yavru olduğu zaman asacağım sadece. Yavru olduğu zaman büyük ihtimalle yapmayacaktır ama deneyip göreceğiz. Yapma ihtimali de var. Dişimizin hamile olduğunu yandan göstererek anlaşılabilir. Kanatları bakın aşağıda, şöyle aşağıdan göstereyim. Sırtta çıkıklık ve kuyrukta ritmik bir titreme var arkadaşlar. Bu hamile olduğunu gösteriyor. Bakalım inşallah yumurtlayacak. Burada elimde çiftleşen kuşlarım var dünkü. Biraz önce gösterdim sizlere. Dişimiz yuvada yatıyor. Hatta erkeğimiz de yatıyor. Beraber yatıyorlar. Bu da gayet güzel bir şey. Bakalım bunlardan da inşallah yavru yumurta gelecek. Ama doldurması önemli dediğim gibi. Burada dişimizin 3. yumurtayı yapmıştı herhalde. 4. gelecekti. Yanlış hatırlamıyorsam o da... Bu çok şey yani, yumurtaları çok koruyor. Bir de ilk kuluçkası, çok rahatsız etmek istemiyorum. Bu erkeğimiz de tamamen tüyden çıktı arkadaşlar ve bayağı bir güzel gözüküyor. Bana geliyor, gel. Bana mı kur yapacaksın sen de? Dün bunlar elimde çiftleşti, gayet güzel video çıkarttık biz bunlarla. Bakın bunun gagası içeri giriyor, gördünüz mü arkadaşlar? Bunun gagası kırılmıştı. Yavaş yavaş uzamaya başladı ama tam anlamıyla eski halini almadı. Şöyle önden gösterirsem gagası kırık hala. Hani kırık derken kısa. Tam anlamıyla uzamadı. Hala hani tamamlanmadı gagası. Burada yuvamızı göstereyim sizlere. Daha sonrasında geniş açıdan bir görsel alalım kuşlarımızı. Kafes sistemimizi görsünler yeni gelenler. Burada 9 yumurta var arkadaşlar. İnşallah yumurtlamayı kesmiştir. Daha fazla yapmasını istemiyorum çünkü. Hem kalsiyum kaybetti, bir de yavruları beslerken hani bakarken dirençle, vücut direncini de kaybedecek. Hastalanma ihtimali artıyor. Hani çok fazla yavru istemiyorum ben. 4-5 tane vermeleri yeterli. Burada da diğer yavrularımız var hastalıktan çıkan. Bunların da sağlıkları Allah'a şükür gayet güzel. Gel. İkisi de erkek bu arada. Bunlara da güzel bir dişi ayarlamam lazım. Şöyle göstereyim sizlere. Karşıda mavi spangle'ımız, burada gri spangle'ımız var. Bu bende olmayan bir türdü. Irkı daha doğrusu, mutasyondu. Artık bunu da üretmiş olduk. Bundan da yavru yumurta alacağız. Bunlar ne yiyorlar şu an? Mama yiyorlar arkadaşlar. Genellikle daldarı veriyorum. Daldarının saplarını görüyorsunuz. Bakın sağda solda her yerde var. Karşıdaki mama. Burada yerde sağlık tohumuyla yem karışık var. Burada bir de yem var. Hani kafesin her yerinde yem var. Bu temizlikten sonra bunların da ızgarasını tekrardan koyacağım. Bu arada artık ızgaralı sisteme geçeceğiz. Normalde yeni eşeliyorlar diye ben ızgara koymuyordum. Ama böyle daha hasta olma ihtimalleri arttığı için ızgarayı artık koyacağız. Ben yavaştan videoyu bitireyim ve papağanlarımızı artık beslemeye geçeyim. Onlar acıkmışlar, kursakları boştu. Onları besledikten sonra da artık ışıklarını kapatırım. Işıkları full yanmıyor bu arada, ışıklarını da söyleyeyim. Akşam 5 gibi hava kararmaya yakın arkadaşlar ışıklarını yakıyorum. Gece 10'a kadar veya 10.30'a kadar ledlerimiz açık kalıyor. Bilginiz olsun. Evet, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.